Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Müminlerin en uyanığı kimdir? En akıllı, en zeki mümin kimdir? Ondan akıllı yok. Buyurdu. Ekterum lil mevti zikra ve eşeddüm lehus Hangi mümin ölümü daha çok anıyorsa, hangi mümin ölüme, kabre, mezara, ahirete daha fazla hazırlanıyorsa ondan akıllı mümin yok. En uyanık o. Bize göre en uyanık kim? Adam milleti dolandırmış, paraları almış, soymuş, sovana çevirmiş, millet konuşuyor. Ne uyanık adam ya. <laughs> ne uyanık, aleyhine uyanık. Cehenneme hızlı gitmek için, daha fazla yanmak için yol bulmuş. En uyanık kim? En çok ölümü kim düşünüyorsa ve ona hazırlık yapıyorsa. En uyanık o. Allah ahiret aklımızı çalıştırsın. Ay. İmam Rabbani Hazretleri, dünya aklı kısa bakışlıdır. Ahiret aklı keskin görüşlüdür. Ahiret aklı kazanmak için ahiretten bahseden insanlarla oturup kalkmak lazım. Kabirden, mahşerden anlatanları dinlemek lazım. Mesela bütün gün gece dünya 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 varsa yoksa dünya konuşan insanlarla oturup kalkarsan sen ahiret aklın çalışır mı? Hiç ölüm aklına fikrine gelir mi? Adama hiç ölmeyecekmiş gibi bir his gelir ya bu dünyacılarla. Bu programlar, bu diziler, bu bilmem o o bitsin o başlasın, o bitsin o başlasın. Hiç ahiret gelmez aklına. Onun için Hasan radıyallahu anh rivayet ediyor. Allahu Teala'nın efemen şerahallahu sadrahu lil islami fe ala nuri min rabbi. Allah kimin gönlünü göğsünü İslam'a karşı açarsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur. Bu ayet-i kerime nazil olduğu vakitte bir adam kalktı dedik ya Resulullah helle alame. Bu Allah bir adamın kalbini genişletirse onun kalbinde Allah'tan nur bulunursa bunun alameti nedir? Yani biz bunu nasıl fark edeceğiz bu adamda? Kalbi Allah'ın nuruna açık. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bela alameti olmaz olur mu? Lehu alamat. Üç tane alameti var. Nedir o? Ettecafi andari'l-gurur. Bu aldatıcı dünya yurdundan uzak durmak. Bu uzak durmak derken eli değil. Eli ayağı değil. Kalbinin uzaklığı. Kalp uzak olduğu vakitte ne gibidir? Elin işte gönlün eşte meselesi. Yani geminin dışındaki su gibi geminin altında ne kadar su fazla olsa gemiyi daha iyi yüzdürür. Zarar etmez gemiye. Ama kalbe girdiği zaman dünya sevgisi adam namazda da olsa, zikirde de olsa Kur'an da okuyor gözükse kalbi devamlı dünya ile meşgul olursa bu nedir? Bu su geminin içine girse gibidir. O ne kadar fazla girerse su kadar çabuk batırır. Dünyadan uzaklık. Kalp uzak olacak. Kalbin uzak olduğunun alameti nedir? Kalbi dünyadan uzak olan adam namazı cemaatsiz kılar mı? Veyahut namaz kaçırır mı? Müşteriden sebep, işten sebep zikrini kaçırır mı? Dersini kaçırır mı? İşte o. Kalp dünyadan uzak olacak. Ve lina betül adeal Ebedi kalınacak ahiret yurduna yönelme. O görünür. O belli olur. Oturduğun zaman Allah aklına gelir. Konuştuğun zaman Rabbini hatırlatır. Onun sohbetinde bulunduğun zaman dünyadan soğukluk gelir. Allah'ın dostlarının alameti de budur. Hümmüllezîne idâ râûzükür Allah. Evliyaullah kimdir sordular. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi görüyorsanız Allah'ı hatırlıyorsanız Allah velisidir. Kimin konuşması sizi ahirete teşvik ediyorsa, kimin ameli size ahireti salihleri, iyilerin amellerini hatırlatıyorsa, kimin sohbeti size, Allah'ı hatırlatıyorsa, en iyi meclis arkadaşınız onlardır. Böyle mevt kablen نُزُولِهِ Bir de ölüm gelmeden evvel ölüme hazırlanmak. Ölüm inme, başımıza konacak. Bekliyor kafamızda dolanıyor. Ölüm gelmeden hazırlık yapmak. Kimde görürsen böyle hazırlık var, anla ki Allah onun kalbini İslam'a genişletmiş, İslam'a karşı açmış, o Rabbinden bir nur üzere bulunuyor. Alameti budur. Dünyacılık, ahirete hiç meyil yok, da ölüm hazırlığı yok, ahirete hazırlığı yok. Anla ki onun kalbinde İslam'ın nuru yok. Allah bizi nursuz bırakmasın. Allah kime nur vermezse onun nuru yok. Onun için bizi münevver eylesin. Amin.